adına hepinize enişten sevgiyle saygılar sunar. Hoş geldin. Zor yılları ve zor günleri birlikte katmaktayız. Cumhuriyet Halk Partisi iyi borusu çaldı. Bugünden itibaren bu ülkede yapılan yanlış politikalara dur demek için Cumhuriyet Halk Partisi Seydi Şehir Geçtik Kolları bugün bir diyor. Sizleri bilgilendirmek için Cumhuriyet Halk Partisi Geçtik Kolları Başkanımız Sayın Levent Kavga'yı çağırıyor. Sayın basın mensupları, sevgili Seydişehir abi. Burada toplanma gayemiz CHP Seydişehir Gençlik Kolları olarak elektrik fiyatları başta olmak üzere enerji fiyatlarına yapılan insafsız zamlara dur diyebilmektir. Bu soğuk kış gününde, bu saatte biz gençleri onurlandığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili halkım, biz gençler son zamlardaki zamlardan ve hayat pahalılığından yakınan ailelerimiz ve büyüklerimiz zemferyadına seyirci kalamazdık. Çünkü onların çektiği acıyı bizler de yüreğimizde hissediyoruz. Adeta arkadaşlarımızla oturup bir çay, bir simit yiyemez olduk. Dolayısıyla burada toplanarak AKP zulmüne karşı sessiz olup haykırmak istedik. Artık vatandaşımız daha kaliteli yaşam değil, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Elektrikte 150 kilovat üzeri kullanıma %27 zam yapan insafını yitirmiş AKP iktidarı bu zamları geri almak yerine bu sınırı 210'a çıkarmış ve bunu bir lütuf gibi sunarak netimizle adeta alay etmiştir. Dolar kurunun 8 TL'den 18 TL'ye çıkmasına ve buna bağlı olarak tüm fiyatların artmasına seyirci kalanlar dolar kuru 13-14 TL'ye düşünce bunu bir başarı hikayesi gibi anlatmaya utanmamıştı. Tarafsızlığıyla birlikte vicdanı da kaybetmiş olan havuz medyası iktidarı bu masallarına güzelleme yaparak çanak tutmuştur. Biz de Seydişehir'den ülke yönetenlere soruyoruz. Kurun artmasıyla artan fiyatlar, kurun düşmesiyle neden düşmedi? AKP iktidara geldiğinde asgari ücretle 10 çeyrek altın alınabiliyorken bugün asgari ücretle sadece 3 çeyrek altın alınıyor. Bu durum gelinen noktayı belirleyici bir göstergesidir. Mazot, gübre ve yem fiyatları çiftçiyi üretemez hale getirdi. Hayvancılık bitme noktasına geldi. Elektrik ve doğalgaz zamlarıyla esnaf dükkanını açamaz halde. Elektrik faturaları kira miktarını geçmiş durumdadır. Benzin fiyatları araç sahiplerine kontak kapattırdı. Gıda fiyatları cep değil artık can yakıyor. Evine et girmeyen vatandaş şimdi de meyve ve sebzeye muhtaç kaldı. Halk ekmek büfelerinin önünde kilometrelik bulan kuyruklar oluşuyor. Kısacası uçurmayı vaat etti ülkeyi uçuruma sürüklediler. Yıllardır kaşıkla verip kepçeyle aldılar. Başarısızlıklarını gizlemeye çalıştılar. Suni gündemler ile halkın gündemini unutturmaya çabaladılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yediği balık, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimliği, milletin dini ve milli değerleriyle ötekileştirme ve kutuplaştırma yaparak milletin dikkatini zam ve zulümlerden uzaklaştırmak istediler. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor, algı operasyonları vatandaşta karşılık bulmuyor. Bu ülkeyi yönetenler bir avuç patronun, bir avuç müteahhitin, yandaşın çıkarlarına göre adım atıyorlar. Bize gelen o faturalar, o elektrik dağıtımını özelleştirerek verdikleri yandaşlar daha çok fazla kazansın diye. Bu paralar birkaç zenginin cebine giriyor. Yani iğneden ipliğe gelen zamlar bu yüzdendir. İşte bu yüzden birlik olma zamanı, patronları zengin eden bu düzene artık dur demenin zamanıdır. Bizim talebimiz kara kış fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda faiz zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV'nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021, Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen
%127'ye varan faiz zamlar, elektrik tüketimleri bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde yılbaşında sanayi elektriğine yapılan %130 ticaretten tarifesine yapılan %125 ve tarımsal sulamada yapılan %95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir. Hükümet kafasına göre zam yapmaya bir son vermelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız. Gençliğe güven, geleceğe kur. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hep birlikte şöyle sınabilirsiniz. %50 lira da bana geldi. 650 lira da doğru. Direktif olma olsun. Ne oldu? Bir de bir adam yok.